Sevgili hocam, size Türkiye'den güzel haberlerim var. Sevgili abicim, sana Türkiye'den güzel haberlerim var. Sevgili halacım, sana Türkiye'den güzel haberlerim var. Sevgili hocam, sana Türkiye'den güzel haberlerim var. Şu an yazılım uzmanı olarak global bir şirkette çalışıyorum. Bu işi Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşen İSTEP projesi sayesinde buldum. Hayatta Fırsat projemiz kabul edildi. Proje kapsamında mentorluk desteği ve hibe aldık. Okulun son sınıfındayım ve staja başladım. Stajım süresince yeni bilgisayar programları öğrendim. Haftanın 3 günü özel eğitim stajına gidiyorum. Çocuklara harfleri, renkleri öğretiyorum. Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle daha büyük bir tasarım ofisini geçtik. Mentorluk desteğiyle yeni müşteriler edindik. Okulumuz Avrupa Birliği'nden aldığı destekle yenilendi. Bu sayede en güncel bilgisayar programlarını ve yazılımlarını öğrendim. Avrupa Birliği'nden destek alıyor. Bu destekle atölyelerimiz yenileniyor ve eğitim ihtiyacımız için destek paketi alıyoruz. Suriye'de mimar işleri yapıyordum. Biz ofis tasarım yapıyoruz. Bazı kişiler akıllı ofisler istiyorlar. Yani hem ofis hem ev. İstanbul çok güzel bir şehir. Ya modern ya oriental çalışıyorduk. Ama burada şey ortada gibi, yani mix yaptık. İstanbul gibi. Kürk ve deri kesimcisiyim. 30 senedir de bu işi yapıyorum. Avrupa Birliği projesinden, Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan belgemi aldım. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun sertifikasını almaya hak kazandım. Bununla ilgili Avrupa'da birçok lüks markaya birinci segment ürünler üretiyoruz. Bana böyle bir katkı, yani bir daha bir özgüven duydum, daha bir mutlu oldum yani bu belgeyi aldıktan sonra. Avrupa Birliği projesiyle eğitim ihtiyaçlarımız karşılanıyor, destek paketleri alıyoruz. Avrupa Birliği sayesinde sadece Suriyeliler ve bizim için değil, bütün okuldaki öğrenciler, Türk arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım, herkes faydalanıyor. Okuldaki atölyemiz yenilendi ve daha geniş bir atölyeler oldu. Gelecekte diş doktoru olmak istiyorum. Ben büyüyünce yazar olmak istiyorum. Bizim plan inşallah birkaç sene sonra ihracat işleri yapmak. Benim ürettiğim deri montu Avrupa'da, dünyada herkes giyiniyor. Bu da benim için çok büyük bir mutluluk yani. Avrupa Birliği, toplamda 6 milyar avro bütçeye sahip Türkiye'de mülteciler için yardım programının yaklaşık 1 milyar avroluk kısmını sosyoekonomik kalkınma projelerine ayırdı. İş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda beceri geliştirilmesi, istihdam edilebilirliğin artırılması, girişimcilik fırsatlarının, çalışma ve istihdamla ilgili kurumların desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesini de içeren bu projelerden hem Türkiye vatandaşı hem Suriyeli Türkiye'den en az 1 milyon kişi faydalanıyor.